İyi günler. 26 Temmuz 2022 günlerden sallanan salı saat 11:20 geçiyor. Dünkü verileri de girerek TEFAS'taki tabloyu hazırladım. Bu videonun açıklamalarına koydum. Bu video açıklamalarında bir de bana çok sıkça sorulan siz hangi fonlardan alırdınız, alıyorsunuz gibi. Geçmişte aldığım, beğendiğim fonları ben kendim listeledim. Yatırım tavsiyesi değildir. Zaten benim bir fonu alıp size aldırmamın da bana hiçbir avantajı yoktur. Nedeni şöyle, hisse senedi gibi değil bu. Siz altına endeksli bir fon almışsanız zaten o kadar büyük ki piyasası veyahut da emtianın. Hani bizim burada hepimiz alsak hiçbir işe yaramaz. Hisse senedi fonları da var. Burada işe yarar mı? Orada da pek yaramaz. Çünkü şöyle, o hisse senedi fon yönetiminin o anda hangi fonları sepetinde tuttuğunu bilmiyoruz. Bir ay sonra açıklıyorlar. Yani önceden açıklamıyorlar. Ama ya biz bir ay önce atıyorum temettü fonları var. Ne taşıyormuş bu 25 temettü fonu görmek isteyenler? TEFAS'ta o fonun içine girip oradan kap seçeneğini seçip orada bildirimler var. Son bildirimlerini girip orada ne kadar hangi hisselerden girip hangilerine çıktıklarını bir ay önce bunu görebilirler. Ne kadarını satıp ne aldıklarını. Yani veriler çok arkadan gelir. Dolayısıyla hani bilemeyiz de ben şu hisse senedi bu fonda vardır diyemem. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla yine de usulen yatırım tavsiyesi değildir diyoruz. Çünkü yani şöyle petrol mü alalım, altın mı alalım, gümüş mü alalım? Şimdi göreceksiniz benim fonlarımın içinde çok değer kaybeden fonlar da var ve onları daha çok arttırıyorum şu anda. Ben çünkü ucuz severim yani. Ama şöyle değer kaybettiriyor derken ya batarsa alıyorsun boşuna değil. Yani uzun vadede çok getiri imkanı olan kendimden emin olduğum, benim kendimden emin olduğum fonlar var. Misal söyleyeyim size, son bir yılda en kötü fonlardan bazıları gümüş fonları. %40'ın az altında artmış gümüş. Tamam, %40. Tamam, yine %29 kredi kartı asgarisini kullanan yine güzel kârda da %11 falan. Güzel demeyeyim ama kârda. Öbür tarafta %200 küsur artan fonlarım da var. %120-130. Ortalamam %85-90, size öyle söyleyeyim. Geçen yılki, bir yılki bugünden geriye getirirse. Zaten amacım da o benim. En yükseği bulmak değil veya en düşüğü. Uzun vadede her zaman ortalamada iyi bir şey kazanmak, değil mi? Bu kısa vadedeki enflasyonla kıyaslarsanız çok yanılırsınız. Bu enflasyon 6 ay önce böyle değildi arkadaşlar, 30'du. 6 ayda izlenen muhteşem ışıklı gözlü politikalar sonucu buraya geldi. Varlıklar onun arkasında kaldı. Varlıklar adım adım izlemez enflasyonu ama acısını fazlasıyla çıkartır. Bazıları önde gider, konutlar gibi %200-250 artar. Bazıları önden satın alır, altın genelde önden satın alır. Sonra bazen yani 6 ay sonrayı, 1 yıl sonrayı satın alır. Siz o zaman dersiniz ki ya bu kadar enflasyon oldu, bu artmadı. Geçen yıl almıştır, anlatabiliyor muyum? Veya geleceğe yönelik rövanşını alır. Çünkü enflasyon anında inen bir şey değildir. Bazı ürünlerde anında iner. Örnek söylüyorum, yani enflasyon değil de enflasyonun fiyatlara inmesi. Mesela petrolde, enerjide, gıda ürünlerinde hızlı iner fiyat. Anında iner. Ama mesela konutlarda, evler yani arabalarda, arsa, tarlada bunu beklemeyin. Orada durur durur durur. Tamam, bu durdu artık, bitti, bu kadar dersiniz. Bir fişekler %20-30 bir anda yürür. Bunu bilin yani. Konutlar, arabalar böyle. Mesela geçen yılda araba fiyatları, ben mesela 157 bin liraya bir araba almıştım. Bir sene önce Mayıs'ta. İşte 220 bine kadar hızla çıktı, 230 bine. Tamam lan dedik, iki katı oldu falan. Sonra durdu. Sonra durdu, 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 durdu. Yine bahar gelirken, arabaların fişekleme zamanı odur. Mart'tan Nisan'dan sonra herkes araba almaya başlıyor. Ya da sırf araba almakla değil, taleple döviz kurlarındaki ani zıplama son 6 ayda. Ne oldu? Son 6 ayda zıplayınca 200-250 bin liralardan 430 bin liraya çıktı.
tamam mı? Yani geç de aksedebilir. Dolayısıyla vermedi, karşılığını alamadık, gümüşte zarar ettik. Ben tam tersini düşünüyorum. Ben keşke diyorum ki ya benim maaşım zam da geldi bugün biliyorsunuz. Asgari ücrete çıktı. Benim maaşımda ben şu anda gümüş atıyorum iki katı olsaydı iki katı para ödeyerek bir pay alacaktım. Veya bir gram gümüş gibi düşünün. Şimdi ben aynı paraya iki gram gümüş alıyorum. Tamam mı? Ben güveniyorsam gümüşe varsın düşsün. Daha da ucuz olsun. Dipçiyim ben, dipçi, süngerci. He. Böyle bakabilirseniz yani dolar yükseldi. Yükseleni alalım. Hadi bugün dolar alalım. 18 lira oldu. Yani 18 liradan dolar 20 liraya çıksa ne kadar artmış olur arkadaşlar? 2 lira zaten %10 yapar. Tamam mı? Yani 25 liraya çıksa dolar ne artar? 7 lira artar değil mi? Benim gümüş kadar bile artmamış olur. Anladınız mı? Benim dolar almayın diye söylemiyorum. Esas fırsatlar ucuz kalan yerlerde. Anlatabiliyor muyum? Bunları vaktiniz de var, acelem yok. Şimdi şey farklıdır traderlar. Onlar yarın bugün artacağı alırlar. Tamam, mesela bu 3 günlük önemli haberler var. Trader şeye bakmaz. Hangi ürüne? Ya der ki gümüş falan kimsenin ilgisini çekmiyor bu 3 günde. Ben onu asla almam der. Tamam, yani onlar bugün ne çıkacak ya da ne düşecek onu oynarlar. Benim için tam tersi. Ben öyle bakmam. Ben derim ki bugün ne ucuz? Var mı alacak bir şey? Var mı dibini sıyırayım? Ben öyle bakarım. Mesela petrol geçen sene 140 dolara kadar çıktı. Şimdi 100 dolarlara geldi. 106 dolar şu anda. Yani tamam bitti satalım mı? Bakın döviz cinsi olanlarda çifte kazanç imkanımız var. Zaten Türkiye'de dolar arttığı zaman dolara bağlı ürün olduğu için petrol hep 100 dolarda kalsa biz zaten döviz 17 liradan 25 liraya çıkarsa yine orada para kazanacağız. Çünkü bizim fonlarımız TL cinsi. Ama petrol yeniden 140, 150, 200 dolara çıkarsa işte geçen sene olduğu gibi bugünkü şeyde de verdiğim başlıkta %204 artmış artık arkadaşlar. Tamam petrol bir yılda. Ne demek bu? 100 bin liralık petrol fonu aldım. Şu anda 304 bin liram var demek, tamam mı? Ve elimi hiç petrole metrole depoya sürmeden. Aynı şekilde petrol fonları dışında demir çelik fonları, işte doğal gaz içinde altın, gümüş olanlar, karma bütün değerli madenlerin olduğu fonlar, gıda tarım fonları, tarım ürünlerini biliyorsunuz çok sevenler de oluyor. Ben hiçbir fonu tek başına almam. Göreceksiniz açıklamalarda çok çeşit var. Bazı çeşitler gereksiz olabilir. Yani iki tane gümüş fonu almak çok mantıklı olmayabilir. Ben test etmek için de alıyorum. Yani ikisini kıyaslayayım diye. Yoksa ikisi de gümüşe endeksli. Yani iki gümüş fonu alacağıma bir farklı grup. Hatta hepsini aynı gruptan altın, gümüş, işte platin, paladyum falan alacağıma o gruptan bir iki üç tane. Zaten benim gruplamam da o şekilde bu videonun açıklamalarında. Öncelikle Amerikan teknoloji hisseleri grupları. Orada da bir fazlalık olabilir. Çünkü yeşil enerji var, elektrikli arabalar var. Yani içinde farklar var. Ama sonuçta ana fikir orası. Hani oradan bir tane seç dersen herhangi birini seçebilirim. Bunların içinde mesela kripto paralara endeksli olan yazılımlar var. Kripto yazılım fonu. Bunlar da var içinde. Ondan sonra sağlık hisseleri var. Biliyorsunuz şeyler, ismi lazım değildir hastalığı falan. Oraya veyahut da hiç olmasa bile dünya yaşlanıyor. Muazzam sağlık giderlerinde artışlar bekleniyor ve resesyon, durgunlukta bile en iyi yürüyen hisseler gıda ve sağlık hisseleridir. Yani insanlar yemez içmez bu ikisini yaptırmak zorunda gibi seçebilirsiniz. Ben size mantığını anlatıyorum. Sonra bizim yerli hisseler geliyor. İşte Borsa İstanbul'da bu cazip mi? Cazip şu açıdan dolar kuru yükseldikçe, enflasyon arttıkça bu hisse senetleri de belli fabrikalara, onlara endeksli olduğu için bunlar da enflasyona yakın getiri verirler. Tamam, yani burada da en iyi ve en başarılı grupları karma yapıyorum. Onlardan alıyorum. Göreceksiniz. Temettü 25 var.
borsanın endeksine oynayabilirim. BIST 100, BIST 30, tamam, hiç şirket adı bile geçmez. Borsa endeksleri satılıyor. Alabilirsiniz, fon olarak var. Bunun dışında dediğim gibi değerli madenler grupları. Bir de değişken gruplar var. Değişken şöyle, fon yönetimi o kadar serbest ki hiçbir kısıtlaması yok. Parayı istediği yere yatırabiliyor, tamam mı? Orada da diyorsunuz ki tamam, ben bu yönetimine bırakıyorum. Başka aslında hiçbir hisse almadan sırf bu değişkenlerden birine de konabilir. Ama ben de bir değişken kendim yapayım diyorsanız, onun için böyle gruplar yapabilirsiniz. Yani dört ayrı grupta ben olmayı tercih ediyorum. Yabancı hisse senetleri grupları, Avrupa, G20 falan göreceksiniz. Her grup var. Her tipi var içinde. Sonra yerliler, Kızılderililer. Sonra emtia çeşitleri, işte altın, bakır, demir, çakır, şu bu. En altta da ben ayrıca değerli madenleri ayrıca tutuyorum. Yani bu şekilde başka fonlar eklenebilir mi? Mutlaka eklenebilir. Yani en iyilerinden seçmeze son bir aya baksam ben size öyle bir fon sepeti sunarım. Lan uçmuş adamın, değil öyle. Yani içinde göreceksiniz, olmayan çok var, bir ayda çok yükselen. Ama ben işi bir yıldan yukarı, 5 yıla kadar bakıyorum. Yani bir ayda alayım satayım şeklinde değil. Böyle alı yat yatı yat şeklinde yatırım yapıyorum. Dolayısıyla mesela petrol hisse payım, petrolün düşeceğini bilsem bile pay arttırıyorum. Nasılsa bir gün artar. Dolar olarak zaten artıyor diye. Ya satsan daha ucuz, daha çok alırdın. Benim stilim değil. Ben satmayı sevmem. Ben devamlı alırım para geçtikçe elime. Tamam mı? Satarım. Ne zaman satarım? Son nihai büyük hasat mevsimi geldiği zaman, yani bir ev alacaksam, ya işte anladınız siz, bir tekne, bir helikopter falan alacaksam o gün satarım. Tamam, onun dışında satmam. Bu da size kalmış bir yöntem. Şimdi isterseniz 10 dakikayı böyle geçirdikten sonra ana ilkelerle bugüne bakalım. Bugün neler alınabiliyor? Bakın dolar şu anda 17.87'ye yükseldi Türkiye'de. Dolar yaklaşık %0.40 yukarıda. Bu ne demektir? Türk lirasıyla alacağınız fonlarda Türkiye borsası da 0.59 yukarıda. Dolardan daha çok artmış. Mesela bugün borsa aşağı gelseydi, dolar yukarı gitseydi, ha diyebilirdi. Ya bu bugün için geçerli, onu söyleyeyim, kalıcı değil. Ya bugün ucuz ucuz Borsa İstanbul hisseleri kapattım. Ya da dolar çok ucuzken yabancı hisselerden bol bol aldım. Hazır bastırılıyor dolar. Bir daha ben dolar 25 lira olsa nereden bulacağım Amerikan teknoloji hisselerini bu fiyata diyerek. O yüzden karma alırsanız mesela petrol, altın fiyatları da böyle. Petrol şu anda %1.71 yukarıda. Ama altın bakın 0.22, 0.21 yukarıda. Tamam mı? Yani yarın diye bakamıyorum. Yarın belki petrol daha çok, altın da daha az artabilir yine. Hangisi ucuz diye benim yatırım şeklim, tamam mı? O şekilde davranıyorum. Günlükte dediğim gibi sadece bir günlük bir şey etkisi olur alımda. Uzun vadede hiçbir önemi yok alım tarzımızın. Grubu toplayın, gruptan toplamak her zaman daha mantıklı. Şimdi geleyim bu videonun açıklamalarına koyduğum Excel tablosunu. Ben TEFAS'tan, devletin resmi fonlarının listelendiği gruptan indiriyorum. Burada yarıştırılıyor. Buradan satın alım yapamıyorsunuz. Puan cetveli burası. En çok ne getirmiş? Bir ayda, bir yılda, altı ayda, bir yılda. Ben bunu sıralıyorum. İçinden serbest denilen ve özel denilen, herkese açık olmayan, böyle bir kısmı milyoner denilen nitelikli alıcılara açık, bir kısmı özel koşullu. Sizin alamayacaklarınızı çıkarıyorum. Yani klasik küçük yatırımcının diyeyim, siz derken. Büyük yatırımcılar da var içimizde ama ben genelde küçük yatırımcıya hitap ediyorum. Onları çıkarıyorum. Bunlar dışında böyle 10 lira, 5 lira, 80 lira, en babası 300 lira, 200 lira, 2-3 tane var. Öyle söyleyeyim. Bunlardan sipariş giriyorsunuz saat 1'e kadar bankanızın yatırım fonları altından, yatırım adımının altından, yatırım fonlarından. Sonra siparişiniz işte gün içi, akşam kapanış fiyatından alınıyor. Fonlar dolar altın gibi değildir. Gördüğünüz fiyattan alamazsınız. Gün içi sipariş verirsiniz gece fiyatından. Yurt dışı fonlarsa gece yurt dışı kapanış fiyatlarından alınır. 1 ila 2 gün içinde.
Hesabınızda da 1-2 gün içinde görürsünüz. O süreçte sizin paranız boşta kalmasın diye bir tahvil fonuna koyarlar. Ya ben bunu istemedim, bu nereden geldi diye şaşırmayın diye söylüyorum. Yani sizin 3 kuruşunuzu da böyle boşta tutmuyoruz, bankamızda değerlendirmiyoruz. Bakın size 2 kuruş kazandırdık demek için oraya koyuyorlar. Faizsiz fon isteyenler katılım bankalarından katılım fonları alabilirler. Onlarda faiz yürütülmüyor. Bankalar da zaten faizli fonlara giriş sağlatmıyor. Yani bu katılım bankaları İslami bankacılık diye söylüyorum. Orada bu çeşitleri göremezsiniz. Yani çoğunu. Niye? İşte faiz içinde var şeklinde bir yani bankanın savı o şekilde. Ben ama herkese hitap ettiğim için genel anlatıyorum yani. Hani beni bağlıyor mu bağlamıyor mu ayrı konu. Beni bağlamıyor ama bağlayan kişilere de yok bağlamasın sizi diye de baskı yapmıyorum. Beni bağlamaz öyle söyleyeyim, tamam mı? Beni bağlama çalarım ben bir tek. O bile bağlamaz beni. Bağlama çalmıyorum, palavra. Ben kapı zili dışında hiçbir şey çalamam. Ailede herkes müzisyen de bende yok o. Yok onu o açıdan. Ben çünkü kafayı parayla bozmuşum. Anladınız mı? O benim konum da o. Herkesin bir konusu var yani. Kimi notalarla bozuyor, kimi paralarla bozuyor değil mi? Banknotalarla bozuyor. Banknotalarla, öbürleri müzik notalarıyla bozuyor. Şimdi arkadaşlar geçelim bu haftanın, bu ayın, 3 ayın, 6 ayın en çok kazandıran, kaybettirenlerini ben size okuyayım. İsteyenler bu Excel tablosunu, kendi Excel'leri varsa dışarı çıkartıp orada kendileri oynayabilirler. Ama benden oynama izni istemeyin. Çünkü oynamaya başlarsa bir de diğer arkadaşlar yanlış veri görürler. O yüzden veremiyorum o izni. Tamam mı? Kendiniz ama dışarı çekin. Dışarıda ondan sonra istediğinizi yapın. Dışarı aktarın. Excel tablonuz varsa. O yüzden ben nasıl bıraktıysam o şekilde göreceksiniz. Mecburen dışarı çekmeyenler. Şimdi geçelim bu tabloyu açıklamaya 17. dakikada. Bir yılın en çok kazananlarından başlıyorum size. Her fonun bir kodu var biliyorsunuz. Ankara, Erzurum, Samsun. AES kodlu. Ak Portföy Petrol Yabancı Fon Sepeti Fonu. Başlıkta da bahsettiğim %204.34 kazanmış olan fon bu. Petrol. Bunu satarsanız üzerinde kardan %10 kesinti olacak. Yani diyelim siz 100 bin lirayken aldınız, 204 bin lira oldu. 100 bin liranın 10 bin lirası sizden kesilecek. 200 bin liranın üzerinden değil. Ne kadar değeri arttıysa sattığınız gün. 5 sene satmazsanız 5 sene vergi kesilmiyor. Birikiyor içeride. %10 stopaj. Bu fonların büyük bir avantajı da o. Mesela bazı firmalar hisse senetleri satıyor. Yabancı hisse senetleri satıyor. Onlarda geliriniz çok yüksekse beyanname verirsiniz. Verginiz ücretinizle maaşınızla birleşip %30-40'lara kadar vergiye maruz kalabilirsiniz. Ama buradan alırsanız sadece %10 stopajla atlatırsınız işi. Tamam mı? Öyle ek üstüne binmez gelirinizin. Stopajlı çünkü. Şimdi ikinci sırada TGE, Trabzon, Gaziantep, Erzurum, İş Portföyü Emtia Fon Sepeti Fonu. Deminki petrolü, bunun içinde de petrol, doğalgaz, demir, çelik, alüminyum, gümüş, altın, ondan sonra anladığınız endüstriyel metaller de olan bir fon. Fon yönetimi seçiyor. Bu da bir senede %142.82 getirmiş. Bunun altında Trabzon Isparta 3 İş Portföy İş Bankası İştirakleri Fonu. Bu da %140.96 getirmiş. Arkadaşlar ben fonda bir yılı, 6 ayı ve 1 ayı daha koyu renklerle işaretledim. Bir yılı mavi kalın harflerle, bir ayı kırmızı kalın harflerle işaretledim. 6 ay da siyah. Burada dikkat edeceğiniz konu bir de bir yıllık bütün alt zemininde en başarıları açık mavi renk uyguladım. Bunun amacı şu, bir yılda baktığımız lider olanlardan 6 ayda kaçı kalmış, bir ayda kaçı kalmış onu görmek için. Yani bir fon hem bir yıl, hem altı ay, hem bir ayda iyi performans vermiş mi? Bunu görüyoruz. Bu Trabzon Isparta rakamla 3 İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu. Bakın
hem bir yılda %140.96 vermiş, hem 6 ayda %62.45 vermiş, hem de bir aylıkta %8.46 vermiş getiri olarak. Yani 3 dönemde de başarılı olmuş, hatta bir aylıkta da 3. sırada. Tamam mı? 6 aylıkta ona bakayım. T3. Değil mi? 1. sırada. 6 ayın birincisi %62.45'le. 1 yılda da dediğim gibi 3. sırada. Yani bu T3 İş Bankası'nın bankanın kendisi ve iştirakleri. Dün bu arada banka, sadece banka fonları da var. Bankalar yüksek kar açıklayacak diye, tahminim o yönde. Bu dönem kar dönemi borsada. Bunlar da yerli fonlar. %4'ten fazla getirisi olan fonlar oldu. Bankacılık fonu %4 verdi dün. Yani borsa o kadar yükselmedi. Bankacılık kısmı çok yükseldi. O şekilde. Şimdi şu anda zaten bilen arkadaşlar inceliyorlar benim tabloyu. 73 kişinin üzerinde bir inceleme var ben konuşmamı yaparken. 4. sırada bir yıllıkta HVS, Hakkari, Van Samsun, HSBC portföy, hisse senedi, hisse yoğun fon. Arkadaşlar deminki T3 ile bu HVS, Türk yerli hisse senedi fonları olduğu için hisse yoğun. Bunlarda kesinti yok. Yani bunları satarsanız %10 kesinti vergi de yok. Karınız mesela 3. sıradaki T3'ü T3'te 2. sıradası emtia fonundan daha fazla para kalma ihtimali yok da yakın yani. Anladınız mı? Onda vergi veriyorsunuz çünkü %10. Bunda yok %10. HVS kodlu HSBC'de %127.50 getirmiş hisse senedi fonu. Bunun altında Ankara, Hakkari, Isparta, Atlas portföy, hisse yoğun fonu. Bakın gruplar ağırlıklı hisse gidiyor bir yıllıkta %26.64. Yani iki tane emtia grubu, kalanlar Türk borsaları. Dikkat ederseniz hiç yabancı borsa hisseleri yok. Neden? Son dönemlerde biliyorsunuz Amerika'da borsalar çok düştü. Dolar bazında %25-30 düştüğü için bu grupların başlarında çok getirenler için de Amerika'ya rastlayamıyoruz. Ben size onu rastlayacağım yerleri söylerim ama mesela altına %99.78'de mükafat portföy altın katılım fonu, onun üzerine %100.14'le ziraat portföy altın katılım fonlarını görüyoruz bu grupta. Bu grupta arkadaşlar sağlık fonları Isparta, Kayseri, Lüleburgaz %100.33. İçinde sağlık, işte yabancı da var, yerli de var. Benim demin size söylediğim tipten. Eurobondlar, Eurobond fonları, özel fonları saymıyoruz. Dediğim gibi herkes alamıyor onları. Onun dışında borçlanma tipleri. Onlar var. Hani şimdi ilk böyle top gruba bakıyorum. Hani farklı gruplardan bunları görüyorum. Anladınız. %100'e kadar, %99'e kadar yaklaşık 20-30 tane fon var. Bir yılda %100'den %204'e kadar getiri o getirmiş olan. Şimdi 6 aylığa göre diziyorum. 6 ayı değerlendirelim. Birinciyi demin söyledim. Trabzon, Isparta 3 İş Portföyü İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu %62.45. Petrol burada ikinci sıraya düşüyor %61.87. Bakın bir yılda biri %140 öbürü %204 artmış ama son 6 ayda petrol zayıf gidip iş portföyü daha iyi arttığı için. Yani her grubun bir dönemi vardır, ben size onun için diyorum. İstikrarlı alım yaparsanız ucuzken bir gün sizin de fonunuzun günü gelir. Kuvvetli günü gelir. Üçüncü sırada GOH var. Gaziantep, Ordu, Hakkari. Garanti portföy, BIST 100 dışı şirketler. Bu da Borsa İstanbul. İlk top 100 değil, onun altındaki seçmece şirketler. %58.23 artmış. Bir yıllıkta %123.51 artmış bu fon. Bir ayda da %4.5 artmış yaklaşık. 4.56. Bunun altında ZIL var. Bu mesela bakın bir yıllık grupta yok çünkü bir yılı dolmamış hissenin.
Yılbaşına göre bir getiri. 6 ayda %56.76 getirmiş. Ama bir aylıkta %7.60 getirmiş. Yani İstanbul neydi? İş Bankası iştiraklerine yakın. O 8.46, bu da 7.60 getirmiş bir ayda. Ziraat portföy BIST 100 dışı şirketler. Gördüğünüz gibi bakın Gohla, ZJL, Ziraat, Jamaica, Lüleburgaz. İkisi de BIST 100 dışı şirket olduğu için birbirine yakın getirmiş. O yüzden ben size diyorum aynı tip gruplardan birkaç tane almanıza çok da gerek yok diye. Anladın mı? Yani sıralamada. Şimdi onun altında TLZ, 6 aylıklara bakıyorum hala. 6 aylıklar içinde 1 yıllıktan 3, 5, 8, 9 tane 1 yıllıkta da başarılı olan fon görüyorum. Tamam mı? 6 aylıklarda. Mesela TLZ, Trabzon, Lüleburgaz, Zonguldak, Ata Portföy Analiz Hisse Senedi Fonu, hisse yoğun fon yine. NNF, Nazilli Nazilli Fransa, Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu, %45.39 getirmiş. Ata Portföy %51.75. Peki hisse senedi, hisse yoğunlar niye aralarında fark var? Seçtikleri hisselere göre değişir arkadaşlar. Çünkü fon yönetimi neye yatırım yaptıysa, bakın bazen de BIST 100 dışı yapanlar daha çok kazandığına göre hep baba hisseleri seçmeyenler de bazen ilk gruplara girebiliyorlar. Bunun dışında 6 aylık grubu siz kendiniz artık bakabilirsiniz zaten. Ben size şöyle söyleyeyim, çok fazla sayıda kullanıcı aynı anda girerse bir süre şeyde kullanma sıkıntısı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Excel tablosunu görebilirsiniz de kendiniz kullanmakta zorluk çekebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bu 100 kişinin üzerine pek organize olunmamış bir sistem. Şimdi ben size bir ayı da dizip anlatayım. İlk iki sırada kripto paraların yazılımı olan blockchain teknolojileri bir ayda önde gidiyor. Bugün kripto paralarda biraz düşüş var. Çünkü Coinbase denilen Amerika'daki bunun ne diyelim piyasasını olan firmaya oranın SPK'sı soruşturma açtı. Niye bazı kriptoları bulunduruyorsunuz borsanızda diye. Bu da kripto paralarda bugün geri gitme sebep oldu. Benim portföyümde hiç kripto para yok. Ama böyle fon olarak dediğim gibi ona yazılım sağlayan finansal teknoloji, bunların içi bizzat kripto fon para yok içlerinde. Ama kripto paralar değerlenince bunlar da oraya hizmet ettikleri için aynı oranda değerleniyorlar. Yani ben kripto para almadan kripto para alabilir miyim diyenler için burası var. Anladınız mı? Bu hangi fon? Birincisi Isparta Van Yozgat. İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fonu. %13.52 son bir ayda artmış. ZBF Zonguldak Fransa Balıkesir. Ak Portföy Fintech ve Blok Zincir Teknolojileri. Değişken fonu, değişken karma, bunlara çok takmayın. 11.75 artmış son bir ayda değeri. T3 üçüncü sırada, daha önce de bahsettim, 8.46 ile. Bunun altında DZT, Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu. İşte bunların içinde Eurobondlar falan da var, öyle söyleyeyim size. Diyarbakır, Zonguldak, Trabzon. Ayrı Eurobond fonları da var. Bu uzun vadeli borçlanma aracı diye geçiyor. Yerli, yabancı bunlarla yapıyor olabilir. 8.39 getirmiş. Detayını görmek isterseniz içinde neler var? Dediğim gibi fonun kendisine gidip kap açıklamasına bakıyorsunuz. Oradan size gösteriyor son ay ne varmış içinde diye. Denizli, Zonguldak, Trabzon dedim. Bunun altında demin bahsettiğim Ziraat Portföy'ün BIST 100 dışı şirketleri 7.60 getirmiş son bir ayda. Ak Portföy'ün Alternatif Enerji Fonu 7.12 getirmiş. Yıllık bazda %60 getirmiş. Tamam mı? O şekilde. Bazen bunlar çünkü eksiye düştüler. Alternatif enerjiler. İşte ama TL bazında yurt dışında düşse de yeniden toparladığında çok hızlı geri alıyorlar. Bakın yine bir yeni teknolojiler ve Metaverse değişken fonu Ziraat Portföy'ün
Zonguldak, Manisa, Yozgat %6.82 artmış bir ayda. Daha uzun süresi yok çünkü bu fon bir aylık bir fon. Zonguldak, Manisa, Yozgat, Ziraat Portföy, Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon. Şimdi arkadaşlar buradan gerisini mesela okumuyorum. Medikal sektöründen görüyorum dediğim gibi. Son bir ayda şöyle söyleyeyim. Bankacılık hisse fonları endeksleri var. Siz grup dediğim gibi yani ben karma grup yaptığım için işte bu ay gümüş kötü gitti, bu ay altın iyi gitti, bu ay şunlar gitti. Biri dursa biri yürüyor. Yani o yüzden bir de aynı fondan çok aldınız diye size çok ödül verilmiyor. Yani bir fondan 10 bin liralık alacağını her fondan biner liralık 10 tane alsan bir iskonto yok yani toplu aldınız diye. Gönül rahatlığıyla çeşit yapabilirsiniz. Çeşitten yani bir taraf kaybederse diğer taraftan mutlu olmak istiyorum derseniz. Evet 30.52 dakikamız doldu. Tabloyu oraya bıraktım. Açıklamalara da kendi beğendiğim geçmişteki fonları bıraktım. Bu ortamda fon alınır mı? Şimdi arkadaşlar ülkenin CDS notu tabii ki çok mide bulandırıcı bir durumda. 900 yani 300'ün altı normali. Dolayısıyla yarın bir gün önümüze sermaye kontrolleri gelir gelemez ben ikisine de gelire de gelemeze de kefil olamam. Ama durum açık yani pek iyi değil. Durum yani pek iyi değil öyle söyleyeyim. O yüzden hani bu fonu şimdi alayım buradan yarın iptal olur mu? Yani ben el konacağı gibi bir şey düşünmem. En kötü yerli paraya çevrilip iade edilir. Tamam yani dünyadaki örnekleri öyle yapıyor. Orada da yerli parayı hemen nereye plase edeceksin savaşı başlıyor. Çünkü daha da hızlı erir. O noktadan sonra artık şey olur. İş hiper enflasyona gider. Yani akşamleyin bizim emekli maaşıyla iki kavanoz reçel alamazsınız. O kadar hızlı gider iş oraya varırsa. Hani ya bu hocam buradaki param yanar mı? Vallahi buradaki paranızın yanması ailenizin en küçük sorunu olur o gece. Size öyle söyleyeyim. O kadar büyük hayatınız kötüye gider ki. Yani burada fonda monda kaybettiğiniz Andersen kalır yanında tamam mı? Ondan sonra yıllarınız kötü geçer. Yani bırakın günleri ayları. Bir miktar atıyorum fiziki alırsanız kendinizi bir süre götürür. Ama dediğim gibi o ortam hani Sri Lanka, Lübnan işte anladınız Pakistan da dün sıraya girdi. Pakistan da artık ödemelerini yapamıyor. İşte IMF'den beri küçük küçük meblağlar almaya falan çalışıyor. Gidirik yani gidirik. Pakistan'da gidirik. Yani bu böyle zincir katar katar tren uzuyor gidiyor. Hani istisna değil. Ya bütün ülkeler iyi de bir tek işte bu Sri Lanka gitti falan değil. Yani katar gittikçe uzuyor. Amerika'da öyleydi. Ben tren istasyonunda yollarda tren geçitleri olur. Bizde de çın 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 tantan inerdi eskiden. Vardır hala öyle yerler. Yani 20 vagon, 30 vagon hadi değil mi? Bilemedim. Geçer. Bazen ödemiş treni 2 vagon. Zıt, otobüs gibi geçer. Amerika'da bir duruyorsun arabayı stop et izle. Say say bitmiyor. 2 lokomotif çekiyor. 500, 600, 700 vagon tamam mı? Yani orada bir 5 dakika beklersin ki 5-10 dakikadan fazla tren geçsin gitsin diye. Öylesin. Öyle uzun Katarlar. Katar uzuyor arkadaşlar yani anladınız mı? Katar ülkesi değil de tren katarları uzuyor. İşler oraya giderse zaten bu iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Onun için ben her zaman fonlarım dışında fiziki kredili konutlar, kredi çok güzel kazandırır. Ondan sonra enflasyonist ortamda. Fiziki materyaller yani tamam burada fon mon kağıt cinsinden ama biraz da böyle fonu ben o ortamda kime satacağım? Kuyumcuya fon mu götüreceğim? Telefon mu götüreceğim? Yani sonra çıkar bakayım telefonunu. Çıkar bakayım fonunu. Almaz. Fiziki olacak. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Herkese böyle bir alanı öğrenmenizde fayda var. Büyük sorunlar yaşansa bile bunlar bir şekilde düzeltilmek zorunda. İstinyeli Mahmut Fulpert'in eline de düşse sonrasında da olsa size yine bu fon bilgileri lazım. Çünkü sizin ömrünüz uzun. Yani bir seneyle iki seneyle sınırlı değil. Ben de eğitimlere bir ara verdim. Fonlardan çıkıp dediğim tehlikeyi gördüğüm için ya insanlara tehlikeli bir şey mi anlatıyorum ama yani
O da anlatmasam Türkiye'de durmayın falan da demek gerekiyor. O yüzden dedim ki küçük küçük, yani ödemezlerse ödemesinler parası kullanacak. Böyle bir şey yapıyorum. Tamam mı? Size eğitiminizden geri kalmayın. Yani Ukraynalı talebeler gibi, yani savaş olsa da eğitime devam. Savaş var diye eğitim bitmeyecek. Tamam mı? Sonra bir sene sonra, iki sene sonra işler bir şekilde yeniden buraya gelir. Tamam mı? Oradan biz yine devam ederiz. Bilgili bu sefer. İki senede, bir senede kaybettiklerimizi iki ayda, bir ayda geri alırız. Orada hiç sıkıntınız olmasın. Görüşmek üzere. Herkese iyi kazançlı, neşeli, iyi bir gün diliyorum.